Araştırma yöntemini belirledikten sonra üzerinde durmamız gereken konu denencelerin, hipotezlerin oluşturulması. Ve bunlar sınanabilir denenceler olmak durumunda. Ve bu denencelerle ilgili kullandığımız temel kavramları, terimleri açıklamamız, bunlar arasındaki ilişkileri açıklamamız gerekiyor. Dolayısıyla en önemli noktalardan bir tanesi aslında araştırılabilir, sınanabilir denenceler kurmak. Fen bilimlerinden çok iyi örnekler bulabilirsiniz. İşte X ise Y, şu olursa bu olur. Ne bileyim, yaptığınız deneyde güneş ışığı daha fazla alıyorsa bitki daha hızlı büyür. Ya da gübresini bol tutuyorsanız aynı şekilde gibi. Ama bu tür ilişkileri toplumsal sorunlar için belirlemek o kadar açık değil. Nitekim bu derste ve bundan sonraki derste kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme konularını daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Dolayısıyla da ister fen bilimlerinde olsun, ister sosyal bilimlerde bizim hangi dünya görüşüne, felsefi bakış açısına, paradigmaya bağlı olduğumuza bakılmaksızın sınanabilir hipotezler kurmamız gerekiyor. Bunların da sınanabilir olmasının temel nedeni topladığımız verilere bakarak üçüncü partiler kolayca karar verebilsinler diye. Yani gerçekten X ise Y mi? Onun dışında başka bir şey olamaz mı sorusunu objektif bir şekilde yanıtlayabilsinler diye. Biraz önce de dediğimiz gibi fen bilimlerindeki kadar kolay değil belki de toplumsal sorunlar için bir takım sınanabilir denenceler kurmak. Çünkü çoğu zaman toplumsal sorunlarla ilgili kavramlar soyut ve bunları doğrudan gözleyemiyoruz. Doğrudan gözleyemiyoruz, o zaman da bunları gözleyebilmek için bir takım yapılar geliştirmemiz lazım. Örneğin, öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi her yıl milyonlarca öğrenciyi teste tabi tutuyor. Niçin? Acaba o öğrencilerin orta öğretimdeki belirli kavramları ne kadar iyi öğrendiklerini ortaya çıkarmak için. Ne yapıyor bunlar için? İşte çeşitli konularda onlarca soru soruyor. Bunların bir kısmı öğrencilerin matematik becerilerini ölçüyor, bir kısmı tarih becerilerini ölçüyor vesaire. Ama bunu ortaya çıkarabilmek için bileşik ölçüm yapmak zorunda. Bir öğrencinin ne kadar zeki olduğunu sadece suratına bakarak belirlemesi mümkün değil. Bir öğrencinin ne kadar zeki olduğunu sadece hangi tür liseden mezun olduğuna bakarak da belirlemesi mümkün değil. Ancak ve ancak hangi hazırlıklı aşamada olduğunu üniversiteye girebilmek için böyle bir yapı kavramıyla ölçmesi mümkün. Aynı şekilde diyelim ki IQ testleri de bir yapıdır. Gene sadece çıplak gözle bakarak bir kişinin zekası konusunda herhangi bir kestirimde bulunamayacağımız için birçok sorudan oluşan bir yapı yaratılmıştır ve bu yapının daha iyi ölçeceği düşünülmüştür, standartlaştırmaya çalışılmıştır. Gerçekten de sosyal bilimlerdeki bu tür yapılar aslında bakılırsa herkes tarafından kabul görmese de uzun bir zaman almıştır geliştirmek için. Örneğin bugün akademiye girişin temeli olarak kabul edilen doktora derecesi, PhD derecesi aslına bakılırsa 19. yüzyılın sonuna kadar verilen bir derece değil. Yani doktora derecesini alan kişi hangi özelliklere sahip oluru olabildiğince objektif bir şekilde ölçüp buna göre bir derece verme şurada 100 küsur yıllık bir olay. Dolayısıyla bu tür yapıları geliştirmek o kadar da kolay değil. Tekrar ediyorum, bu daha çok doğrudan ölçemediğimiz kavramları ölçebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen bir takım yapılar ve kuramsal değişkenlerdir. Değişken derken kastettiğimiz şey de ölçebileceğimiz şeyler. Gözlem yapabileceğimiz, hakkında veri toplayabileceğimiz, sayısal değerler atayarak
ölçebileceğimiz şeyler. Örneğin bir sınıfta şu kadar kişi var dediğimizde burada bir ölçme yapıyoruz. Bu sınıfı oluşturan bireylerin yarıdan fazlası erkektir dediğimizde gene bir ölçülebilir gözlem yapıyoruz. Dolayısıyla bazı şeyleri kuşkusuz bu şekilde ölçmek mümkün, işte cinsiyeti, kaç kişi olduğu vesaire. Ama örneğin o öğrencilerin sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konusunda ne kadar bilgili olduklarını ölçmek için başka şeyler yapmamız gerekiyor. Örneğin bu dersle ilgili olarak diyelim bir takım testleri ne kadar başarıyla yanıtlamış. Tabii ki bu testlerin sosyal bilimlerde araştırma yöntemleriyle ilgili kavramları iyi ölçtüğü varsayımına dayanarak, ki bu konuda daha sonraki kavramsallaştırma ve işletimselleştirme dersimizin ana konusu olacak. Şimdi burada kabaca bir kuramsal model örneği üzerinde durmakta yarar var. Yani nasıl oluyor da bilimciler, araştırmacılar kuramsal değişkenler arasında ilişki kurabiliyorlar? Bu slaytta gördüğünüz, acaba akademik başarıyı etkileyen etmenler nelerdir sorusuna cevap olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş iki temel değişkeni temel alan bir yaklaşım. Bunlardan bir tanesi sosyoekonomik statü, diğeri ise akademik yetenek. Herhalde çok az kişi bir kişinin akademik başarısının bu iki değişkenle hiç ilgisi olmadığını söyleyebilir. Bunun dereceleri değişebilir kuşkusuz, ama yani bir kişinin akademik derecesini belirleyen şeyin o kişinin akademik yeteneği olup olmaması, tamam, ama aynı zamanda o kişinin sosyoekonomik statüsü, ailesinin onu ne tür okullara gönderebildiğine vesaire ile de kuşkusuz ilişkili. Grafikte gördüğünüz sol taraftaki sosyoekonomik statüyle akademik yetenek arasındaki oklar ise, evet, bağımsız olarak akademik yetenek de sosyoekonomik statü de akademik başarıyı etkiler. Ama aynı zamanda bu iki değişkenin kendi aralarında da bir etkileşimi var anlamına geliyor. Yani siz örneğin sosyoekonomik statüsü daha yüksek bir aileden geliyorsanız muhtemelen akademik yetenekleriniz daha gelişmiş olabilir. Çünkü belki de daha iyi okullara gönderme fırsatını bulmuşsunuzdur anlamına. Dolayısıyla kabaca gerçek dünyada akademik başarıyı nasıl yorumladığını gösteren bir kuramsal model geliştirilmiş durumda. Ha, bu doğru yanlış orası ayrı. Daha sonra ampirik verilerle ortaya çıkarılacak bir şey. Ama en azından araştırmaya başladığında araştırmacının kafasında, evet, bu değişkenler arasında böyle bir ilişki söz konusu olmalı diye bir düşünce var. Nitekim bunu daha da geliştirebilirsiniz aslında bu iki bağımsız değişkene dayalı ilişkiyi. Örneğin sosyoekonomik statü dediğimiz şeyi belirleyen şey nedir acaba? Gelir, işte ayda ne kadar para kazandınız, nasıl bir işte çalıştınız? Evet, bunlar da sosyoekonomik statüyü belirleyen şeyler olabilir. Aynı şekilde akademik yetenek derken sadece kişinin matematikte başarılı olmasından bahsetmiyoruz. Sadece nitekim IQ testlerinde olduğu gibi matematik becerisinin yanı sıra örneğin sözel beceriler, şekil bilgisi vesaire de ölçülüyor. Ya da dil becerileri de ölçülüyor. Öte yandan akademik başarıya baktığımızda bunu da gene ayrıntılandırabilmek mümkün. Nasıl mümkün? Evet, not bir ölçü. Örneğin not ortalaması. Ama bu not ortalamasını hangi düzeydeki eğitimde elde ettiği de bir ölçü. Vatandaş liseden mezun olmuş, birincilikle mezun olmuş, not ortalaması çok yüksek, iyi güzel. Ama eğer onun ötesinde bir eğitim görmediyse, akademik başarı açısından belki de yarım bir tanım yapıyoruz. Aynı zamanda en yüksek hangi okulu bitirdiğini de belki de ölçmemiz lazım akademik başarıyı ölçerken. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada daha çok değişkenli bir kuramsal modeli de geliştirebilmesi mümkün araştırmacılar.
Sosyal bilimlerde araştırma deyince hatırlayacaksınız bir önceki derste keşfedici, tanımlayıcı, açıklayıcı araştırmalardan söz etmiştik. Burada aynı konuya yeniden dönüyoruz bir farkla. Keşfedici, tanımlayıcı araştırma dediğimiz zaman nelerden bahsettiğimiz üzerine kısaca durmuştuk. İşte niye yani evsizlik, evsiz kimdir, gereksinimleri nelerdir, kaç kişi var evsiz dediğimizde bunları tanımlamaya çalışıyoruz. Ama evsiz olmak nasıl bir şey? Evsiz olan kişi nasıl bir haleti ruhiye içerisinde eski deyişle? Bunları anlamak istiyorsak bir önceki derste sözünü ettiğimiz ölüm kuyruğundaki kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda olduğu gibi gerçekten bizim daha yakın, daha derinlemesine bir inceleme yapmamız lazım. Öte yandan açıklayıcı araştırma dediğimizde ise evsizliğin nedenlerini ortaya çıkarmaya yönelik bir önceki slaytta olduğu gibi bir kuramsal model geliştirmemiz gerekiyor. Ki biz o zaman insanlar niçin evsiz kalıyor? Acaba eğitimsizlik, işsizlik oranı evsizliği etkileyen unsurlar mıdır? Sorularının cevabını neden-sonuç ilişkisi belirtecek bir düzeyde ortaya çıkaralım. Bir önceki slaytta olmayan bir başka araştırma türü ise burada değerlendirme araştırması diye geçen araştırma. Aslına bakılırsa bu araştırma türü buradaki üç türle de çok yakından ilişkili. Sadece amaç açısından farklı. Yani değerlendirme araştırması aslına bakılırsa politika geliştirmek, bir kestirim yapmak üzere yapılan bir şey. Diyelim ki evsizlik bir olguysa, acaba belediyenin verdiği hangi hizmetlerin evsizlere daha çok yardımı dokunuyor? Bunu bilmek istiyoruz. Dolayısıyla da değerlendirme araştırması dediğimiz bu türde bir önlem alalım ki bizim toplumumuzda evsizlik daha az rastlanan bir olgu olsun anlamına. Değerlendirme derken kastedilen şey o. Nitekim birçok konuda değerlendirme araştırması yapılıyor. Bunların bir kısmı özel sektör tarafından, bir kısmı kamu sektörü tarafından değerlendiriliyor. Örneğin Türkiye'deki diyelim ki farklı dinden, mezhepten vesaireye karşı hissedilenler acaba zararlı düzeye geldi mi, bunları nasıl önleyebiliriz dediğinizde birçok düşünce kuruluşu bu konuda çeşitli raporlar üretiyorlar. Dolayısıyla değerlendirme araştırmalarına en iyi örnekler bu tür araştırmalar diye düşünebiliriz. Ha, bu değerlendirme araştırmalarının sonuçlarını o araştırmayı yaptıran kuruluş kamuoyuna paylaşır, sahiplenir, sahiplenmez ayrı bir olay. Bunun örneklerini hatırlayacaksınız. İşte çeşitli raporlar hazırlanılıyor TÜSİAD tarafından ya da başkaları tarafından. Dolayısıyla değerlendirme araştırması toplumsal bir programın etkilerini araştırmak amacıyla geliştirilen araştırmalar diye düşünmek lazım. Şimdi sorun dediğimiz şeyin sözlük tanımı bizi rahatsız eden şey. Yani bireyi fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız eden bir kararsızlık ve birden çok çözüm yolu olasılığı görünen her durum. Şu anda oda sıcaksa o zaman bu sizin açınızdan bir sorun olabilir. Tabii ki bu çok günlük bir sorun. Bizim araştırmalarda anladığımız anlamda üzerinde bu zamana kadar konuştuğumuz süreci inceleyecek bir sorun değil. Sonuçta eğer imkanınız varsa havalandırmayı açarsınız. Belki bu sorunuzu çözersiniz. Ama bu örneğin kapkaç sorunu dediğimizde ya da azınlıklara karşı hoşgörüsüzlük dediğimizde de birbirinden çok farklı şeyler değil. Yani bu tanımda geçen bizi fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız etme özelliği burada da var. Kararsızlık kapkaç sorununda da var. Yani bu sorunun çözümü nedir dediğimizde birden fazla çözüm yolu bu sorunda da var. Eğitim, işsizliği azaltma, polisi önlemler vesaire. Dolayısıyla araştırmalardaki sorunlar
Kişinin kendi deneyimlerinden, özen çabasından, merakından, duyarlılığından vesaire kaynaklanabilir. Ya da araştırmacı öyle bir sorun olduğunu başkalarının yaptığı araştırmalardan da öğrenebilir. Nitekim literatüre gidildiğinde kapkaç sorununun sadece Türkiye'ye özgü bir sorun olmadığını pekala o konuda yapılan yayınlardan görebileceksiniz. Dolayısıyla sorunların kaynakları açısından bütün bu kaynaklar araştırmacının elinin altında diye düşünmek lazım. Araştırılacak sorunu seçerken araştırmacının dikkat alması gereken bir takım genel ve özel ölçütler var. Çok ayrıntıya girmeden örneğin o sorunun çözülebilir olup olmaması, toplumsal açıdan önemli bir sorun olup olmaması, yeni bir sorun olup olmaması, etik kurallara uygun olarak araştırılıp araştırılamaması bunlar dikkate almamız gereken genel ölçütler. Örneğin bir önceki derste şampuan ürünlerinin üzerinde yer alan notlara değinmiştik. İşte etik açıdan hayvanların kullanılmaması vesaire. Bu son derece önemli. Çözülebilirlik gene aynı şekilde önemli. Toplumsal açıdan önemli olup olmadığı. Ama bunun yanı sıra bazı özel ölçütler de var. Birinci dersimizde bilimcilerin bazı yazılmamış kural ya da yazılmış kurallara, ilkelere uymalarından söz etmiştik. Kişinin aynı zamanda o araştırmayı yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip de olması gerekir. Yani veri toplayabilecek misiniz? Bunun için yeterince zamanınız var mı? Bu konu sizin yeterince ilginizi çekiyor mu diye. Bunlar da sorun seçimiyle ilgili özel ölçütler ve son derece önemli. Eğer sizin hazırlık düzeyiniz, bilginiz, diyelim ki kapkaç sorununu incelemek için bir araştırma yapmaya yeterli değilse, o konuda geliştirilmiş olan modelleri bilmiyorsanız, kuramları bilmiyorsanız, o zaman sizin bu konuda yetkin bir araştırma yapma olasılığınız da daha düşük olacak anlamına geliyor. Araştırma yöntemi kitaplarından bir tanesinde araştırma sorununu tanımlarken araştırmacının izlediği süreç şöyle özetleniyor. Araştırmacının bir defa çalışacağı sorunun genel olarak hangi bağlamda bir yer işgal ettiğini görebilmesi için ilgili literatürü geniş bir şekilde incelemesi gerekiyor. Buna bütünleştirme diyoruz. Örneğin kapkaç sorunuysa eğer sorun, kişi sadece kapkaçla ilgili yayınlara bakmayacak. Ama aynı zamanda o toplumdaki ailevi ilişkilere, eğitim düzeyine, polisiye tedbirlere, şehirleşmenin getirdiği sorunlara vesaire geniş olarak bakacak ki şekilde gördüğümüz bütünleştirme kısmı bunu ifade ediyor. O bağlamda kapkaç nereye oturuyor bunu güzelce görebilsin. Nitekim sınırlandırma dediğimiz şekilde görülen alan da bununla ilgili. Çünkü bir araştırmacı bir araştırmada kapkaçın bütün yönlerini gözden geçiremeyebilir. Ama örneğin polisiye tedbirleri gözden geçirecekse kapkaç sorununun genel manzara içerisinde taralı alanla kendisini sınırlandırdığını ifade ediyor anlamına gelecek. Dolayısıyla bu şekilde sınırlandırma olarak adlandırılmış. Çünkü gerçekten de zaman, para ve diğer olanaklar nedeniyle bir sorunla ilgili bütün nedenleri araştıramayabilirsiniz. Artı o nedenlerin hepsini bilemiyor da olabilirsiniz. Buna daha sonra değineceğiz. Ve bir kez karar verildikten sonra o zaman bu araştırılacak sınırlandırılmış sorunun tekrar olabildiğince ayrıntılı olarak tanımlanmasından bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi bir genişleme, daralma, arkasından da tekrar genişleme. Bu genişleme olayı daha iyi tanımlayabilmek amacıyla yapılacak bir şey. Örneğin kapkaç sorununa çözüm, polisiye tedbirler öne çıkarılmışsa gene güncel olaylardan bir tanesi işte İngiltere'deki terör olayları. Bir polisin suç işleyenlere karşı silah kullanıp kullanmaması, kullanamaması ya da
o sorunun nasıl çözüleceğiyle çok yakından ilişkili. Dolayısıyla sizin onu tanımlamanız lazım. Yani kapkaç sorununun çözümüyle ilgili polisiye tedbirlerden söz ediyorsak, Türkiye'deki polisiye tedbirlerin sonuçları birbirinden farklı olacak. İngiltere'deki birbirinden farklı olacak. Ama işte araştırmacı tanımlama aşamasında bu araştırılacak sorunu, yani kapkaça karşı alınacak polisiye tedbirler ya da hangi polisiye tedbirlerin kapkaçı, caydırıcı sonuçlar vereceğini bu aşamada gene literatürle de ilişkilendirerek çok ayrıntılı bir şekilde tanımlaması gerekecek. Biraz daha teknik bir konu sorun tanımlamayla ilgili. Araştırmacı deminki sözünü ettiğimiz bütünleştirme, sınırlandırma ve tanımlama aşamalarına geçtikten sonra bunu resmi anlamda yazılı hale getirmesi gerekiyor. Yani sorun bildirimi diye adlandırabileceğimiz problem statement, yani sorun nedir, toplumsal açıdan önemli midir, nedir sorun, bunu ortaya çıkaracak kısa bir yazı. Bu sorun bildirimi ya da problem statement diye adlandırılan muhtemelen diyelim ki bir sayfalık, iki sayfalık metinde şu ögeler yer alacak. Bir defa açık ve kesin bir şekilde sorun nedir? Bu ortaya konulacak. Örneğin kapkaça karşı hangi polisiye tedbirlerin etkili olduğu ile ilgili ya da polisi tedbirlerin yeterli olmaması bir sorunsa bu söylenecek. Neyin araştırılacağı saptanacak? Bakın bu önemli. Bu derse başlarken ne araştırılacak, nasıl araştırılacak demiştik. Ne araştırılacak? Yani polisiye tedbirlerle ilgili bile olsa neyin araştırılacağı önemli. Siz burada politika geliştirme açısından bir araştırma mı yapacaksınız? Yani bu olaylara katılan çetelerle ya da gruplarla ilgili bir araştırma mı yapacaksınız? Onlar üzerinde hangi şeylerin daha etkili olduğunu mu göreceksiniz? Örneğin aileleriyle konuşulması mı yoksa cezalandırılması mı gibi. Ana sorunun temel etmenlerin ve değişkenlerin saptanması gerekiyor. Burada demin de sözünü ettiğimiz gibi temel kavramların saptanması gerekiyor. Çeşit çeşit kapkaç var. Kimisi işte sürüklüyor, götürüyor, kimisi alıp koşup kaçıyor, kimisi gruplar halinde bu işi hallediyorlar, kimisi diyelim ki sadece yabancı kadınlar üzerinde icra ediyor mesleğini vesaire, bunun gibi. Dolayısıyla bizim burada bu o terimlerin neler olduğunu saptamamız lazım. Yerli mi, yabancı mı, çocukların yaptığı bir kapkaç mı, yetişkinlerin yaptığı bir kapkaç mı, sadece mal çalınmasıyla sonuçlanan kapkaç mı, yoksa içinde karşı tarafa fiziki olarak zarar veren, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan kapkaçlar mı, bütün bunları tanımlamamız gerekiyor. Araştırmanın sınırlarını açıklamamız gerekiyor. Evet, ben bunlardan söz ediyorum ama şu benim alanım dışında. Yani bunlar gerek fiziksel sınırlandırmalar olabilir, gerek kavramsal sınırlandırmalar. Biraz genellenebilirlik önemli. Yani hangi polisiye tedbirlerin sonuç vereceğini bulmamızın temel nedenlerinden bir tanesi, ki toplumsal araştırmalarda bu son derece önemli. Bunu sadece İstiklal Caddesi'ndeki kapkaç sorununu çözmek için değil, belki de başka yerlerdeki kapkaç sorununu çözmeye de yarar olacağını düşünmek. Bunu genellikle genellenebilirlikle anlatıyoruz biz. Yani böyle bir araştırma yapacağım iyi ama bunun benim çok sık kullandığım bir deyişle koyunlara yararı ne olacak? Bunu görmeye çalışıyoruz. Araştırmanın önemi, yararlarının açıklanması ve makul gösterilmesi gerekiyor aynı şekilde. Yani kapkaç sorununun önemsiz olduğunu herhalde çok az kişi iddia edebilir. Ama bunun bu sorun bildirimi metninde açık seçik bir şekilde gösterilmesi lazım. Bunu yaparken de gerekmeyen terimler, jargon kullanılmaması lazım ki bu sorun daha iyi anlaşılabilsin.
ve bu bildirimde tanımlayıcı veriden daha fazlasının sunulması lazım. Yani kastedilen şey burada, evet böyle bir sorun var, peki siz bu konuda ne yapacaksınız sorusunun da cevabı olması lazım. Siz bu konuda ne yapacaksınız sorusunun cevabı da, evet bu önemli sorudur, şöyle terimleri tanımlıyorum, benim araştırmamda da spesifik olarak şunlar üzerinde duracağız. Biraz önce gösterdiğimiz kuramsal modeldeki işte sosyoekonomik statüyle akademik yeteneğin akademik başarıya etkisi durumunda olduğu gibi bir ne yapacağınızla ilgili şeyler söylemeniz lazım. Sorun bildiriminin temel bileşenlerini o zaman şöyle özetleyebiliriz. Bir giriş cümlesi olacak, yakalayıcı bir cümle. Yani örneğin Kafkas terörü son yıllarda şöyle bir gelişim gösterdi gibisinden. Bu araştırmada yeni olan, özgün olan, orijinal olan şeyin ne olduğu açıklanacak. Nitekim bu söylediğinizi işte bu zamana kadar diyelim ki İstiklal Caddesi'ndeki Kafkas terörü bilimsel olarak henüz mercek altına alınmadı gibisinden literatüre dayalı bilgiler vererek araştırmanın temel olarak neye odaklandığını tanımlamamız lazım. Biraz önce dedik ki işte hangi polisiye tedbirlerin etkili olduğunu ölçmeye çalışıyorsak o zaman polisiye tedbir uygulanma biçimine göre o kişilerin daha sonra aynı suçu işleyip işlememesi belki bizim ilgi alanımızı oluşturuyor. Bunu vurgulamamız lazım. Ve araştırmanın öneminin veya sorunun araştırılmasına elde edilecek yararların, yani benim deyişimle bu araştırmanın yapılmasının koyunlara yararı ne olacak? Bunun da belirtilmesi lazım ki araştırmanızı destekleyecek olan kişi ya da kuruluşlar, evet ya bu konu önemli, bu konuda araştırma yapılması iyi olur. Dolayısıyla ben size kaynakları sağlıyorum diyebilmesi açısından da bu önemli. Evet, burada resmi bir dille yazılmış bir sorun bildirim örneği görüyorsunuz. Çok iyi bir karşılık yok belki gatekeepers için ama kilit noktaları tutanlar diye geçiyor. Kilit noktaları tutanlar kendi etnik dinsel topluluklarında bilgi yaydıkları zaman kültürel etkileşim ajanları olarak hareket ederler. Hiçbir araştırmada bu kişilerin günümüzün karmaşık ve dijital ortamında bilgi arama davranışları ve bilgi yayma uygulamaları derinlemesine incelenmedi. Böyle bir araştırmadan elde edilecek anlayış, etnik dinsel toplulukların üyelerine hizmet veren halk kütüphaneleri için yararlı oldu. Bakın, bir önceki slaytta sözünü ettiğimiz bileşenler açısından bu sorun bildirim örneğine baktığımızda, ilk cümlede vurucu bir şekilde kilit noktaları tutan kişilerin nasıl bilgi yaymalarının nasıl önemli olduğunu söylüyor. Bir sonraki cümle ise burada bir boşluk olduğu, bu kişiler üzerinde daha önce hiç araştırma yapılmadığı vurgulanıyor. Ve son olarak da bu kişiler üzerinde yapılacak bir araştırmanın spesifik olarak halk kütüphanelerinin bu gatekeeper diye adlandırılan kişilere hizmet götürmek için işe yarayabileceğini, kullanılabileceğini öne çıkarıyor. Yani bir bakıma son cümle böyle bir araştırma yapmanın makul gösterilmesi, koyunlara yararının ne olacağının gösterilmesiyle ilgili bir cümle. Dolayısıyla gördüğünüz gibi 3 cümlede aslında sorun ortaya konulabilmiş durumda. Ha, bu daha uzun olamaz mı? Elbette olabilir. Çünkü araştırmacının buraya ekleme yaparak nasıl bir arka plan sonucu böyle bir araştırma yapmak istediğini makul göstermesi gerekir. Nedir o arka plan bilgiler? Örneğin gatekeeper diye adlandırılan kişiler kimler? Nasıl tanımlanıyor? Etnik ya da dilsel topluluk dediğimiz zaman kimleri kastediyoruz? Bilgi arama davranışı, bilgi yayma dediğimiz zaman tam olarak ne anlatılmak isteniyor ve bunlar birbirini dışlayan terimler mi? Nasıl bir araştırma yapılacağı açık mı? Evet, bu kişiler üzerinde, gatekeepers üzerinde araştırma yapalım diyoruz ama ne yapacağız ve nasıl yapacağız açık mı? Temel araştırma soruları neler?
Değişkenler neler? Bağımlı bağımsız değişkenler ki bunlara geleceğiz. Kimler üzerinde bu araştırma yapılacak? Toplanan veriler halk kütüphanelerindeki bilgi hizmetlerini geliştirmede nasıl kullanılabilir? Böyle bir destekleyici arka plan paragraf ya da paragrafların olması kuşkusuz bir önceki 3 cümleden oluşan sorun bildirimini daha da kuvvetlendirecektir. Bunun arkasından araştırma sorusunun açık ve kesin bir şekilde belirlenmesi lazım. Araştırma sorusu derken de tam olarak bağımlı bağımsız değişken ilişkilerini de gösteren bir şekilde araştırma sorusunu ya da sorularını formüle edebilir miyiz? Bu soruları kuşkusuz daha önce de değindiğimiz gibi kendi deneyimlerinizden, başkalarının deneyimlerinden hareketle ya da okuduğunuz kitap ya da makalelerden hareketle oluşturabilirsiniz. Araştırma sorularının her zaman için dayanması gereken temel dayanak noktası kuramsal kısımdır. Yani her araştırmanın bir kuramsal arka planı olması lazım. Belirli bir kurama dayandırılması lazım. Nitekim bu dersin başındaki slaytta da gösterdiğimiz bir bilimsel araştırma sürecinin 7 aşamasından söz ettiğimizde en ortada yer alan kuram vardı. Yani araştırmanın her aşamasında kurama referans vermesi lazım araştırmacının. Bunu ilgili slayta geri dönüp gerekirse bakmak mümkün.